Efendim Doğru Tercih başlıyor, hoş geldiniz, gününüz güzel geçsin. Hep sorarsınız, hani iktisat mı işletme mi, ya da uluslararası ilişkiler mi işletme mi, ya da uluslararası ilişkiler hani nedir, o mu yoksa siyasal bilimler ve kamu yönetimi arasındaki fark nedir? Esasında hepsi ana çatının altında, yani iktisadi ve idari bilimler eski adıyla yahut da yeni adıyla işletme ve yönetim bilimleri, ikisi de olabilir. Ama çatı aynı. Şimdi bu çatının altında katlar var. Ama bunlar hiçbir zaman hiyerarşik katlar değil. Bunlar akraba topluluklar. Böyle bayramlarda, seyranlarda birbirlerine gelip giderler. Çünkü aynı kökenden, aynı soydan geliyorlar. Tabii ki akşam olunca herkes kendi yuvasına çekiliyor. Yani hepsinin bir özelliği var esasında. Ama ortak diller çok fazla. Katlar arasında ziyaret var. Katlar arasında hiyerarşi yok. Bunları konuşacağız esasında. Kiminle konuşacağız? Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Gonca Telli hocamız bizlerle birlikte. Doğru mu başladım? Çok güzel başladınız. Güzel miydi? Çok güzeldi. aslında yok birbirimizden farkımız gibi düşünebiliriz. Ancak tabii ki işletme bir çatı program. Yani evet, işletme bölümü tamam, aslında asıl çatıyı oluşturan bölüm. Eskiden iktisat bölümüydü. Evet, doğru. Ekonomi bölümleri ve iktisat bölümleri çatıyı oluştururlardı. Ancak son zamanda ki gelişmeler işletme ve çatı oldu. Evet, işletmeyi çatı haline getirdi. Şimdi onun altında uluslararası ticaret var, finans var, lojistik var, sağlık kurumları yöneticiliği var. Öyle değil mi? Çok doğru. Evet. Bizde örneğin Maltepe Üniversitesi herhalde. Çok mutlu oluruz. Bekleriz işletme bölümüne gerçekten. Uluslararası ticaret ve lojistik ya da işte siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ve işletme bizim şu anda Maltepe Üniversitesi'nde mevcut olan bölümlerimiz. İngilizcesi de var bu arada, uluslararası ticaret ve lojistik bölümümüzün. Onun ötesinde ama işletme bütün bunların temelini kapsıyor ve birçok seçmeli dersi aslında bizim bölümümüz diğer bölümlere servis olarak veriyor. Hani baştaki o soru doğru değil dedim. Şu soru da doğru değil esasında. Hani işletme mi, az önceki saydığımız diğer dallar mı? Farkı yok. Birinden başla zaten, ötekine gidersin. Ötekinle birlikte yaparsın. Bir de şöyle yaparsın veya seçim için aslında bazı özellikleri geliştirmek önemli burada. Çünkü kendinizi ne alanda yetiştireceğiniz aslında ve gelecekteki tabii işinizi ki nasıl tutacağınız aynen önemli. Yani aslında o noktadan seçim yaptığınız zaman geleceğin 20 yılı 30 yılı o iş için uğraşmanız mantığı var. Yani onun üzerinden hareketle işi ilerletmeniz, seçiminizi de ona göre yapmanız lazım. O yüzden de hani bu çatı yapısı içerisinde aslında hepsini kapsadığı için daha etkili bir bölüm olarak değerlendirilebilir. Bana yabancı bir dal. Yani ben sosyal bilimler öğrencisiydim. İktisadi idare ya da işletme yönetim bilimleri nasıl bir daldır? Dinamik midir? Hani hem bana hem de tercih edecek olan öğrencilere, gençlere tavsiye ettiğinizde, hani çocuklar çok dinamik bir daldır, işte şöyle değişkenler vardır, işte dünyayı yöneten bir daldır. Ne dersin, nasıl tarif edersin? Şöyle tarif ederiz, aslında dünya giderek değişiyor, rekabet ortamından çok etkileniyor. Bütün bölümler, yani sadece bizim işletme bölümü değil veya mesleklerin çoğu etkileniyor. Bilgi toplumuna doğru bir kayma var. Dolayısıyla bu bilgi toplumuna kayışta olayın dijitalleşme boyutu, e-ticaret boyutu daha etkin hale geliyor. Dolayısıyla bu dijitalleşmeyi karşılayabilecek dinamizme sahip bir bilgiyle donandığınız zaman aslında gerçek anlamda bir aşama kaydedebilirsiniz ve geleceğin meslekleri aslında bunlar üzerine kurgulanacak. Yani birçok meslek aslında var olan meslekler geçerliliğini kaybedecek, yeni meslekler oluşacak ve bu yeni mesleklerin içerisinde yine işletmecilere ihtiyaç var. Ama dijitalleşen dünyaya ayak uydurabilen işletmeciler. Yani şu var,
mesela yakın zamana kadar herhalde kalın kalın kitaplar sizin dallarda, hani bunları iyi bilmen lazım. Sonra bu bilgilerle de hani çalışırsın ve hayatın sonuna kadar da bunları idare eder. Ama şimdi öyle bir değişti ki her şey, öyle değil mi? Evet. Tabii belki gene onları bileceksin ama çağda ayak uyduracaksın. Hem siz hem de okuyan çocuklar. Çok doğru. Şöyle bir şey var. Son zamanlarda sanal gerçeklikle ilgili sürekli bir takım çalışmalar yapıyorum ben. Ve üniversitemiz de bu konuya destek veriyor açıkçası. Onunla ilgili bir makale yazarken, şimdi klasik öğrenme kendi aslında yapısını tamamlamış vaziyette. Ama klasik öğrenmenin bazı noktaları var ki hala biz bunu gerçekten kullanabiliriz ve bilmek zorundayız. Ancak bunun ötesinde yeni öğrenme metotlarıyla ve yeni öğrenme sistemleriyle bunu hayata geçirmemiz ve bunun içerisinden öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü öğrenci mezun olduğu zaman ben bunu öğrendim artık biliyorum bitti. Yok öyle bir şey. Ben bir şey bundan başka bir şey öğrenmeme gerek yoktur diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü bu dinamizm içerisinde yani yaşamın getirmiş olduğu bu bilgi toplumuna doğru geçişin getirmiş olduğu dinamizm otomatikman çalışanı veya öğrencinin sonrası. Sormak istediğimi anlatacaksınız ama anlayacaksın ama belki doğru ifade edemiyor olabilirim. Hani şu fakültede de işletmede de böyle simülasyon merkezi gibi, ne bileyim modelleme merkezi gibi, dış dünyanın belki daha küçük ölçekte olabilir, dış dünyadaki ekonomideki sorunları gibi, hani öğrencilerin böyle kurcalayabileceği, işte tavır alabileceği, değiştirebileceği sanal bir gerçeklik mi diyelim? Var mı öyle bir şey? Şimdi şöyle, biz onun çalışmasını yapıyoruz. Tam olarak tamamlamış değiliz ama inşallah projemiz tamamlandığı zaman öğrencimiz sanal bir gerçeklik aleminde en azından iş sağlığı, güvenliği konularında ki çok mesela kritik ve bütün üniversitelerin zorunlu kıldığı şeylerden bir tanesi, konulardan, alanlardan bir tanesi, derslerden bir tanesi. Ama o dersleri motomot böyle can sıkıcı bir halden çıkartarak aslında gerçekten o ortamın içerisinde tehlikeyi belki de yaşatarak ama gerçek anlamda sanal alemde yaşadığınız için bu gerçeği görüp hissetmek önemli. Zaten bu tespit olmuş. Yani beyin onu gerçekmiş gibi algılıyor ve daha sonra hatırlıyor. O yüzden de yani bu sanal gerçeklik olayı belki de önümüzdeki birkaç yılın en popüler konularından biri haline gelecek ve bunun işte el atan bir üniversite olarak da ben çok memnunum. Hatta başlamadan şunu söyleyeyim, nazane olarak söyleyeyim. Belli ki branşınızda çok iyisiniz, hakimsiniz. Sunumunuz da çok iyi ama sadece sizde olmayacak tabii ki. Tercih eden öğrencinin hem fakülte hem öğretim üyeleri hem de bir üniversite bütünü olarak bakması gerekecek. Bu konularda hem branşınız hem fakülteniz hem de üniversite çerçevesinde nasıl bir şey çizebilirsiniz? Üniversite çerçevesinde zaten Sayın Rektörümüz bu konuları son derece destekliyor. Dolayısıyla yenilikçi, öğrenciye hareket getiren, girişimciliğini yönlendiren konular bizim için çok kritik. Yani biz Maltepe Üniversitesi'nde öğrenciyi aman işte bilgiyi alsın, oradan işte 3 tane şeyi ezberlesin, çıksın diye bir mantığı yürütmüyoruz. Biz öğrencinin bir şeyler edinerek, bir takım temelleri edinmesinin yanında bir takım vizyonları da geliştirerek aslında o vizyon üzerinden hareket edebilecek bir kabiliyete yönlendirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla biz sadece ben ya da fakültemin bir bölümü değil, fakülte olarak tamamen, hatta üniversite olarak da ki rektörümüzün bu konuda gerçekten çok ciddi desteği var. Dolayısıyla biz öğrenciye topyekün diyebileceğim bir şekilde bu konuları aslında vermek. Bu da yetmeyecek. Çocuğun, gencin okurken daha birinci sınıftan itibaren bütün gazetelerin ya da dijital ortamda ekonomik girdileri çıktıları. Türkiye'de, dünyada ne oluyor? İşte paranın nereye gidiyor? Evet. İşte bu ekonomik şeyler tetikleyen siyasal olaylar çok neler? Doğru, çok öyle doğru. Değil mi? Bizim laboratuvarlarımız var bu konuyla ilgili. Bunları böyle araştırması lazım, evet, size sorması lazım. Evet. Sizden bilgi alması, kendi aralarında. Aynı zamanda daha siz staja göndermeden ki gönderiyorsunuz. Evet. Kendiliğinden bir yerde de
kendisinin başlaması lazım. Evet, biz yarışmalara girmeleri konusunda da çok destekliyoruz öğrencileri. Aynı zamanda bizim aslında finans laboratuvarımız da var. Aktif olarak öğrenci aslında gerçek bir finans sektörünün içerisindeymişçesine laboratuvarın içerisinden bir takım analizler yapabilecek yeteneğe ulaşabiliyor. Eğer isterse biz bunu destekliyoruz. Artı bir takım yarışmalar varsa onları destekliyoruz. Zaman zaman şöyle oluyor, bizim öğrencilerimizde şunu da yapalım veya şunu da yapın dediğiniz zaman bir tanesi başladığı zaman diğerleri o kadar severek geliyorlar ki. O yüzden hani bunu bu teşviği bütün üniversitelerin yapması gerekiyor ki öğrencilerin aslında büyük potansiyelleri var. Yani öğrenciler sadece bir birey olmaktan öte o toplumun geliştirebilecek bir parçası olarak orada şuna ihtiyaçları var. Hani biraz motivasyon, biraz cesaret. O özgüvenlerinin ortaya çıkması, ha elinizi uzattığınız zaman onlar daha çok böyle coşacaklar esasında. Evet, inanın ilkin bir takım zorlamalarla olabilen şeyler sonradan ana yapılar haline dönüşüyor. O yüzden de hani bizim yapımızda bunun üzerine kurgulanan bir sistem var. Öğrencilerimizi her konuda sadece işte diyelim ki laboratuvar kullanma konusunda değil. Uluslararası öğrenci kongreleri var. Bizde senelerdir yapılıyor Maltepe Üniversitesi'nde. Uluslararası kongre bunlar. Öğrencilerimiz düzenliyor. Temelini bütün öğrencilerimiz oluşturuyor. Düşünün böyle bir organizasyonu siz öğrenciyken gerçekleştirebilirsiniz. Aslında kendinize olan güveniniz de gelmiş oluyor. Ve bu organizasyon çerçevesinde de çok daha öğrendiklerinizle ileride kendi yapacağınız işlerde bu konuları kullanabilir hale geliyoruz. Mezun olan öğrencilerin işe girme istatistikleri nasıl? Yani fakülte olarak baktığımızda. Şimdi biz tabii şanslıyız. Çünkü vakıf üniversitesi olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Öğrencilerimizin bir kısmının zaten kurulmuş bir düzen içerisinde devam edecek yapıları var. Onun dışında da bahsettiğiniz stajlarla ilgili konuları. Öğrencilerimiz stajlarda kendilerini çok sevdiriyorlar. Genelde staja giden öğrenci teklif alıp geliyor. Dolayısıyla staj bizim için bir avantaj. Doğru seçimlerle, doğru yerlere yerleşen öğrenci gerçekten işini bulup gidiyor. Ben size şimdi bir oran olarak hani net bir oranı elbette ki söyleyemem. Elimde o rakamlar yok. Ancak şunu biliyorum. Öğrenci niteliğini geliştirdiği takdirde, çünkü 4 sene az bir zaman süre değil. Dolayısıyla pek çok şey geliştirilebilir. Çok şey geliştirilebilir ve öğrenci kendini üniversite ortamında aktif rol alan bir yapıya dönüştürebilir. Aslında öyle olması gerekir. Yani öğrenci bunu isteyecek ve öğrenci istediği zaman biz zaten istesin diye bekliyoruz. O istek üzerine hareket edeceğiz ve hatta bizim belki düşünmediğimiz, bizim farkına varmamış olduğumuz bir takım şeyleri o teklifle bize gelecek. Dolayısıyla öğrencinin yapması, yani üniversiteye gelince de yapması gereken şeyler, bu sadece bizim üniversitemiz için değil, ya bütün üniversiteleri değil, bütün genel geçer bir düşünce olarak ben öneriyorum. Peki gençleri nasıl buluyorsunuz? Gençleri çok güzeller. Yani şöyle, bazen yapı olarak çok sıkıntılı zamanlar geçiriyorlar. Çünkü özellikle sınav endişesi problemler yaratıyor gençlerde. Bu sınavları aşabilmek için 5 şıka indirgeniyorlar. Oysa ki tekrar söylemek istiyorum, gençlerin çok büyük bir potansiyeli var ve bu potansiyeli doğru değerlendirmemiz gerekiyor. O da üniversiteye düşüyor, bizlere de düşüyor. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ayaklarınıza sağlık. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle esen kalın.